Şanlıurfa 13.500 yıllık bir kültür şehri. Balıklı Göl'de bulunan kalıntılara göre Şanlıurfa dünyada ilk yerleşim bölgelerinden biri olmuş. Daha sonra Göbekli Tepe'de bulunan bulgulardan da bundan 11.500 yıl önce Urfa'da bir dini merkezin olduğu ortaya çıkmış. İşte bu 13.500 yıllık tarih süreci içerisinde Urfa'da çok köklü bir kültür birikimi oluşmuş. Bu yönüyle Urfa'ya uygarlıkların doğduğu şehir diyebiliriz. Bir de Urfa'nın özellik arz eden durumu peygamberler şehri olmasıdır. Bazı rivayetlere göre Nuh tufanından sonra kurulan ilk şehirlerden biri Urfa. Yine Hazreti İsa'nın varlığını kabul eden, ona tabi olmak isteyen ilk hükümdar Urfa'da. Kendisinin Hazreti İsa'nın mendilini gönderdiği yer Urfa, kutsal mendilini gönderdiği yer yine Urfa. Hazreti İbrahim, her üç dinin kabul ettiği Hazreti İbrahim doğum yeri Urfa. Yine sabır timsali Hazreti Eyüp Urfa'da çile çekmiş. Çile çektiği mağara Urfa'da. Hazreti Eliyesa'nın türbesi, Hazreti Şuayb'in yaşadığı yer, yine Nuh'un gemisinin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar bölgesinde olduğu söyleniyor. Hazreti Lut'un Urfa'da yaşamış olduğundan bahsediliyor. Hazreti Circiz yine Urfa'da yaşamış. Yakup, Hazreti Yakup'un kuyusu, Hazreti Musa'nın kuyusu yine Urfa'da olduğu gibi.
sümbül açılır. Mardayında yaylalara göçülür, kurban göçülür. Koyun kuzu birbirinden seçilir, al yeşil giyinmiş dağı tek de giyin. Aman aman aman, dağlar duman duman, geçti zaman. Al yeşil giyinmiş dağı tek de giyin. Aman aman aman, dağlar duman duman, geçti zaman. Çadırları sıra sıra kurarlar, sıra kurarlar. Koyunları günümüzden, kuzulara 65, senemiz 65, 1965'te deveden üzüm getirdik buraya, Kısas köyüne. Dağların içine yürüdük. Acaba hangi köyde bitirecek, hangi köyde gezecek, hangi köyde devemiz su içecek? Gezerdik köyleri, sata 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 köyleri dağın içinde dolanırdık. Bazı yere gelirdi ki deveye su vermiyorlar. Deve su içmiyor, vermiyorlar bize su. Yavralmaktan, yakalmaktan deveyi suvarırdık. Seçerik bir kilo üzüm dayını da biraz verek ki biraz maksat devemiz susuz kalmasın. O üzümümüz bitti mi çuvallara doldurduk. 10 tümün, 10 tümün dediğim 300 30 kilo. Develere yüklerdik oradan. Köyde ha babam ha gece gündüz de bir gece bir gündüz de yarım gündüz de köye yetişirdik. Ondan sonra bir gün iki gün bir daha tutardık üzümü. Bu kadar bu tarafa geldik, bu kadar aşağı tarafa gidiyik. Hüdüt boyuna. Orada satardık. Aynısını orada da satardık. Satar 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 gelirdik. Ha köçer zamanı. Bahar mevsiminde. Daha köçerliğe geldik. Köçer deyince kara çadırı kurduk. Mallarımız, hayvanlarımız, koyunlarımız hepsi yanın yanımızda oluyor. Köyde bir şeyimiz kalmıyor. Kuzular bir yandan, koyunlar bir yandan, öküzler, develer hepsini dağda beslerdik o zaman. Ha, üç buçuk ay denildi burada kalırdık. Tekrar dönerdik Kısas köyüne. Yaz mevsimi yeri artık. Buruyu buralarda ot yok. Civan değil altı aylık bir ceylan, güzellerde sevgi dolu tek de giyin. Aman aman aman, dağlar duman duman, geçti zaman. Güzellerde sevgi dolu tek de giyin. Üç tane misafir gelir, evde otururlar bu misafirler, acıkmışlar. Ev sahibi de sormuyor bu misafirler ne gelmişler, dertleri nedir, yemek yemişler mi, yememişler mi? Onlar birbirine söylüyor, diyor ki yahu ellezine zerdem pilav dertlere derman. Aliye geçerse ferman, bulduğu yerde kaşıkla ha kaşıkla. Ev sahibi hiç sesini çıkarmıyor. Sözü ikinci arkadaşa alıyor. Diyor ki, yahu ellezine nazım, ömrümle kar etti kazım.
Yandakı dolapta var bir sepet üzüm. Önüne al da terela ha terela. Ev sahibi hiç bunu duymamazlıktan geliyor. Sözü için misafir alıyor. Yahu ellezine narkız ömrüme kar etti Nergis. Oturduğumuz karyolanın altında var büyük bir karpuz. Bana doğru yuvala ha yuvala. Söz ev sahibine geliyor. Diyor ki yahu ellezine haktı. Sözleriniz cümle gerçektir. Ey misafirler, sizin sayıkladığınız bizim evde yoktur. Geleceğe bir daha sayıkla ha sayıkla. Aman 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 geçti zaman zaman. Kelimesi Babil hukukunda kısasa kısas, yani göze göz, dişe diş bir cezai yaptırım anlamına gelmektedir. Bir yerleşim birimine ad olarak da kısasın özellikle 8. yüzyılda İpek Yolu güzergahında önemli stratejik bir kaleye ve hane sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kısasın bu tarihlerdeki birçok savaşlara alan olmasının yanında en büyük önem arz eden Eba Müslim-i Horasani hareketi karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere bugün Kısas köyünde Eba Müslim-i Horasani'nin sağ kolu Harzemşah Mehmed'in türbesi bulunduğu gibi onun askeri misyonuna delil teşkil eden türbe içerisinde bir sancak da mevcuttur. Kısasın özellikle 1518 ve 1566 tarihli arşiv belgelerinde Anterli Türkmen boyu beyi Seyit Ahmet'in tımar arazisi olarak tasarruf ettiği görülmektedir. Kısas, Cumhuriyet tarihimizle birlikte özellikle çevre köylere benzemeyen gelenek, görenek ve kültürüyle ayrı bir yapı ortaya koyan ağalık müessesesinin olmadığı okuma yazma ve kültürel seviyesinin yüksek olduğu bir yerleşim birimi olarak da dikkat çekmektedir. İkimiz de bir kabre koyarlar, anam ağlamar, ciğer ağlamıyor.
1300'ler zamanından beri, 1300-400 zamandan beri Kısas Köyü olarak biz kendi öz dilimizi, öz Türkçeyi konuşurken Kürt'e Arap'ı lisan bilmediği anda girdiği zaman biz Arap'lıktan çok geride kaldık. Bu bakımdan çok bu berde olduğumuz halde şimdi 1960 senesinde Cemal Gürsel'in inkılap yaptığı devirden sonra artık Türkiye Cumhuriyeti'ne biz Alevik diyebildik. Ondan önce Alevik lafını hiç getiremiyorduk. Musam Tur Dağı'nda koyun güderken, Göngül Yaylası'nda cilven ederken, Allah için ibadatlık ederken dört kurt gelip nasibimiz ver dedi. Elastir babından beli bes dedik, Muhammed'i sevdik, Ali'ye dost dedik. Musab senden bir kurbanlık isteriz, arif isen gönlümüzü gör dedi. Her acı yaraya melhem çalınmaz, bağmansız bahçanın gülü derilmez, sahipsiz sürüden kurban verilmez, benden ayrı bir sahibi var dedi. Muhammed Ali'nin methini ederiz, Musab rızası lokmayı biz de neyleriz. Sen ağana var git, biz de varı güderiz. Muhammed Ali'nin yolları ince, ona talip olan mühüptir nice, kırarsız sürüyü benle gidince, şimdi bu hizmetiniz biraz bana zor dedi. Şimdi Alevilik deyince, bundan 30 sene, 40 sene önce, 20 sene önce Urfa'ya varamaydık. Ali'nin taşı çeneye dege, Ali'nin bilmem taşı nereye dege, Ali girdi evize, bereket düştü unize, buruğluize bilmem. Usta birliğinde yaklaşık 2,5-3 ay civarında alt evreyiz tabi o zaman karavanada yarın bulaşıkta getirdiler mutfağa biz 2 kişi gönüllü gittik onlar bizi götürdüler gittik bulaşıktan sonra oturduk istirahat etmeye tabi arkadaşa dedim bir türküler türkü söyle bir iki tane söyledi ondan sonra bana sen söyle dedi ben de değiş türünde söyleyince Alevilere yönelik bu Alevi türküsü diyerekten söyleme dedi ne olmuş Alevilere ne olmuş dedim ya Alevi dedi Aleviler yani Müslümanlık dışı yani insanlık dışı bir varlık olarak biliyorlar. Ya dedi bak ben Aleviyim. Tövbe dedi. Tövbe söyle Aleviyim değil mi? Sebep? Ya Alevilerin boynuzları var dedi. Kulakları uzun uzun. Gerçekten ya bak bunu yeminle cuma akşam söylüyorum. Boynuzları var kulakları uzun uzun. La sen gördün mü? Gördüm yemin içiyor. Allah billah yemin içiyor adam. Ben tertibim bak. Tuttun mu? Vurma vurma açıdan vurma. Yazık. Gel oturalım düz dize, selamım güle Nergiz'e. Hasretiye dayanamam, ara sıra uğra bize. Lili gel oturalım düz dize, selamım güle Nergiz'e. Hasretiye dayanamam, ara sıra uğra bize. Kara göze, kara göze, çekme sürme kara göze. İstese canım veririm, sevgiyle bakılan göze. İstese canım veririm, aşk ile bakılan göze. Kısas içinde lobe geldim.
hoylama, hoylama, kulkun yoktur söyleme. Kulkum yok başım ağrıyor diye de bir söz söyleme. Susulara karalar, benden neye karalar? Musulara karalar, benden neye karalar? Ben yaran eylemiştim o yüzüme bakaralar. Ben yaran eylemiştim o yüzüme bakaralar. Ah oylama, oylama, hukum yok ki söyleme. Hukum yok başım zikretti Kadimullah'ı, kırklar bir şerbet içtiler. Can ile baştan geçtiler, Cevze-i aşka düştüler. Ettiler kırklar selamahı, gözleri kurretöz. Hain Ali bin Hasan'ı, Seyyid İmam Zeynel'le yuruhu. Naci Abdi yuruhuna, Cüyü İmam Bakır İmam. Cafer Kazım Musa Rıza, Server Taki İbelage. Muhammed Mesih Felahı, Atabaşı Lalı. Gelince cihana Muhammed Mehdi, gelince cihana Muhammed Mehdi. Devran bizim olur olur gam çekme gönül. Bir gün havarişten alırız ahdi, seyran bizim olur olur gam çekmek. Bir gün havar işten alır zahri, seyran bizim olur olur gam çekmek. Gönül alevratna kara zeyler mavi. Onilen bakidir teslim dar olan, onilen bakidir teslim dar olan. 99'unu yüzde okudu, 160 insanın değeri olan. 52'sini kucda okudu, 160 insanın değeri olan 52'sini kucda okudu. Arifler bu rüzü evvel bildiler. Biz seki diyoruz, evlerin önüne, kerpiç evlerin önüne yarım metre yüksekliğinde seki yaparlar. Orada oturuyoruz. Yani. Komşu köyden çocuğuna iğne vurdurmak için gelmişti. Hı hı. Şeker köyü. Bizim hem bitişik köyümüz. Komşu köyümüz.
bizim hanıma iğne vurdurmaya geldi. Tabii biz o aslında kahvaltı yapıyoruz sekin üzerinde. Ailece. Bayan benden sıkılır diye ben sekiyi terk ettim, havlunun ortasına gittim. Sıkılmasın, o da gelsin kahvaltı yapıyorsa işte o da kahvaltı beraber yapsınlar diye. Bizim hanım buyurun yemek yiyin dedi. Yok bacı dedi. Şive, Urfa şivesinde. Yok bacı dedi, sağ olasın. Herhalde aç değildir diye öyle söylemiş. Yani hanım öyle düşündü. O zaman dedi çay doldurdu, sormaksızın çay doldurdu. Dedi yemek yemiyorsun bari al dedi çay iç. Doldurdu bardağı verdi. Dedi yok bacı dedi çay da içmeyeceğim. O inne, çocuğuna inne vurdurmaya gelen bayan. Çay da içmeyeceğim dedi. Dedi yemek yemedin belki aç değilsin dedi. Çay ne içmiyorsun? Sıkıştırınca dedi babam dedi ki alevlerin evinde ne yemek yi ne çay iç. Köyümden ayrıldım da hayli zamandır. Söyleyin anama da beni beklesin. Ayrı kıl içimde de derin yaradır. Söyleyin anama da beni beklesin. Ah gurbet, ah gurbet, ah gurbet. Ah gurbet, ah gurbet, yıkılasın sen gurbet. Kısas Kalesi'nin çeşitli yazarlar birkaç kaynakta geçer. Örneğin Urfa'da Metaus isminde bir Ermeni yazar varmış. Onun kaynağında, kitabında geçiyor. Kısas'tan bahsediyor, Kısas Kalesi'nden bahsediyor. Ermeni yazar Metaus ve Abalfarraş isminde bir Arap yazar günlük tutarmış. Onda da Kısas Kalesi'nden geçiyor. Ayrıyeten Segal Edessa Amerikalı bir yazar. Urfa'ya 9 defa gitmiş gelmiş. Urfa'nın hakkında kitap yazmış. Orada da geçiyor. 1035 yılında Kısas Kalesi'nden bahsediyor bu yazarlar. 1065 yılında da aynı diğer yazar bahsediyor. 1110 yılında Musul valisi Sultan Arpaslan komutasında Musul valisi Mesut isminde buraya Sultan Arpaslan buyruğunda daha önce Arapların hakimiyetindeyken 1110 yılında burası Türk topraklarına katılıyor. 1138 yılında da Artuklu Bey'i Timurtaş'dan bahsediyor. Kısas Kalesi, Urfa'nın eski bek kapısı denilen kapının ismi de Kısas Kapısı olarak resmi kaynaklarda yazılıdır. Tabii bu kale şimdi şu anda toprak altında kalmış. Kalenin de 3 kapısı olduğu söylenir. Taşları, bazı taşlar var, kalıntılar. Ama genelde kale olduğu gibi, çünkü 1000 yıl bir zaman geçmiş, toprak altında kalmış. Kısas isminden ne gelince, kaleden önceki dönemlerde Emevi Devleti'nin 84 yıl, 83 yıl iktidarda kaldığı dönemde bu dönemin 40 yılı savaşla geçiyor. Abbasi Devleti'nin kurularına kadar. Tabii Kısas'a Kısas ismini oradan alıyor.
yani Emevi Devleti'nin çökülüşünde, Abamıslım Horasan'ın savaşında oradaki silah arkadaşlarının biri de burada türbede, Şah Muhammed'dir, türbesi de buradadır. O savaşta şehit düştüğü rivayet edilir. Kısasa kısas olduğundan, yani kana kan, intikama intikam oluşundan 735'li yıllarda buradan bahseder ve kısas ismini oradan alır. Anlamı kana kan, kısasa kısas. Aman ya ilahi kıltana Hakayık sanam begün Rahmetiden kıl ilahım halan oksanam begün 212 menzil hak bize verdi rah süzüldüm katreyi meniden surata insanam begün Gece gündüz mah cemali göreli oldum deli Ataşin eşkına düşeli ciğere hunam beyin Bu iki günlük dünya yüzünden tergi saldım cihana Ver ataşidan bu cana sanki mehmanam beyin Ah, sanıktır ki ey minever halımı bildir benim Halımla bilen kişiye ben de kurbanım beyin Aman, aman, aman Aman, aman, aman Çileyi koklayıp gülün yerine zindana girirsen sen beni çağır. Zehri nuş edip bal niyetine ekmeğe sürerken sen beni çağır. Bazen iki dünya sığar içime, bazen ay güneş doğar içime, bazen de gam yağmuru yağar içime. Seni istedirse sen beni çağır. Ezelden ezeli evveli vardı. Sonsuzluk olacak dünyanın ardı. Zaman yumağına bizi kim sardı? Kafan yorulursa sen beni çağır. Dışarıdan göz yanar, içeriden yürek. Çirekeş ehline tahammül gerek. Hasta arasına merhem diyerek gözyaşı dökersen sen beni çağır. Sarı tohumu tohumu lili Gelin gelin tohumu tohumu Yayla yüksek ben de bugün alamadım yuhumu Kadan alam yuhumu Eğer ben de kurbet ile gider gelmezsem gelmezsem gelin 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 gelmezsem gelmezsem Sahar yeri dağıtsan da benim kokumu kokumu Kazan alam kokumu Kırmızı yılda yar elinde kurumaz kurumaz gelin 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 kurumaz kurumaz Dünya alem güzel olsa yavrum sana uyamaz uyamaz Kelen olam uyamaz Ben derdimi de söylesem dağlara taşlara gelin
Gelin gelin dağlara taşlara. Derdim çok da buna dağdaş dayanmaz dayanmaz. Kelen olan seni dayanmaz. Urfa'nın efendim Urfa'nın geleneksel yemeklerinden biri olan çiğ köfte. Çiğ köftenin bir öyküsü vardır tabii. Çiğ köfte nasıl icat olmuş? Onu size kısaca anlatayım. Ta çiğ köftenin tarihi İbrahim peygamberin zamanına, Nemrut'un zamanına kadar ulaşır. O dönemde Nemrut Allah'lık ilan etmiş ve Halil peygamberi ateşe yakmaya en son karar verildiğinde işte mancılıkla ateşe atmak kararını veriyorlar ve o zaman Urfa'da evlerde ne kadar odun varsa şimdiki Urfa'nın Balıklı Gölü olan yere odunları yığıyorlar ve diyor ki hiçbir evde duman çıkmayacak. Hiçbir evde ne kadar odun varsa herkes getirecek ve getirmek zorunda. Dolayısıyla evlerdeki odunları herkes şimdi şu andaki Balıklı Gölü'nün olduğu yere yığıyorlar. Tabii orada İbrahim Halil peygambere ateşe atılandan sonra işte diyor ki halk tabii odun olmazsa yemek nasıl pişecek? Duman çıkmayacak evlerden. Dolayısıyla işte bulgur, et, biber bunu karıştırarak elde pişiriyorlar. Elde pişiriyorlar ve çiğ köfte olayı o tarihten bugüne kadar Urfa'da geleneksel yemeklerimizin başında gelir. Alevli hoşgörü ve sevgidir. Niye diyor ki eline, beline, diline sahip ol. Eline, diline, beline sahip olmak demektir. Demek ki şudur, hoşgörü ve sevgi olacak. Hoşgörü ve sevginin olmadığı yerde ne insanlık olur, ne toplum olur, ne barış olur, hiçbir şey olur. Adam nur kalbin cümlesine oldu sütür. Zikretti Cenab-ı Bahır, zikretti Cenab-ı Bahır, zıklar düşer vermiş. Siler kan ile baştan geç, siler cezmeyi aşkarmış. Siler indi Bahar'a, Bahır gözleri kurrender. Eyn Ali ibn-i Hasahır, Zeyn İmam-ı Zeynel'a. Bütün kuruluna cüncü, Bahır İmam, Bakır İmam. Cahver Kazım Hısar'ında, Server Şahlar Zülenak'ı. Asker Muhammed Mehdi'de, Nahı Ata Bahşeyler'ı. Burada bu eyleme rahmet. Allah Allah. Hayat deysen nedir? Hayat iden ne aynadı? Hayatımla davar koyun yaydım. Hava. Ortaklık yaptık. Koyun aldık. Mamele ortaklık yaptık. Aynayamadım. Biçim biçtik. Ekin ektik. Yorulduk. Şelte. Deveden şelteye. Şelte vurduk. Ondan sonra köylere şelter çekme ya buralardan geçerdik Veren şehrine kadar. Aynamadım. De ah ha bu yana ha bu yana bağı yetiştirdik. Üzümü yedik. Bekmez yaptık, bastık yaptık, çekçek yaptık. Gene aynayamadık. O yana gittik, bu yana gittik. Evvel akırı takattan düşleyek şimdi kapının önüne oturduk. Aynı bekliyik çocuklardan bir umut. Köşeyi bahçeye.
Yında cümlesi senine. Yında ya ben kime yalvarayım diyelim Allah Allah. Ya biriniz ya seversen, yani yalnız seversen deyince, hı, yani kadın kız değil ha, hı, her ne olursa olsun, seversen aşkı o olur. Hı. Bencesine öyle. Yok, arvat erkek. Yok, onu, ben sen ne diyeyim, arvat kız yok içinde. Neyi seversen sen, bak, ne sevsen, bir deve alacaksan, devi sevsen, deve aşkı başka. Bir arkadaşı tutacaksan, bu arkadaş bir yer koş, onun, o da aşktır. Sefer, ben hayatta... Arvattan kayıt olsun. Ya dur acık kuzu kur giyersen dur dur. Ne diyeyim ki? Her bir şey sevdiği olursa hayatı düzgüne gider. Sevmediği olursa yediği içtiği ise zukum olur. Ben öyle biliyorum. Yeter uzatma. Thank you.